E, ee, dönebilir miyiz? Millet İttifakı'na biraz önce önemli bir çağrıda bulundunuz. Dediniz ki bu iş ikinci tura kalıyor. Birbirimizi kırmayalım, kutuplaşmayalım. Aynen. İkinci turda en azından bir arada olabileceğimiz bir iklimde devam edelim. Evet. Buradan devam eder misiniz? Ee, bakın, tekrar söylüyorum bunu. Hala yapmamız gereken bir iş daha var. Sandık güvenliği. Hı. Bakın biz memleket partisi olarak sandıkta görevli bulunduramıyoruz. Bugün de herhalde seçim kurulu HDP ile Saadet Partisi'ni devre dışı bıraktı. Biz bulunduramıyoruz şundan. Son seçimde ilk beşe giren partiler bulundurabiliyor. Biz Bizim ilk seçimimiz olduğu için bizim böyle bir şansımız yok. Ama biz hazırız. CHP, İyi Parti hangisi sandıkta nerede eksikse, nerede eksiklerse bize bildirsinler. Ben memleket partisi üyelerini... CHP kimliği taşımak şartıyla, İyi Parti kimliği taşımak şartıyla oralara gözlemci vereceğiz. Söz. Bizim arkadaşlarımızı sandığa otursunlar. Bizim sandığa oturma hakkımız yok. Böyle bir kadromuz hazır, teşkilatımız hazır. Hazır. Eksiklerine yardımcı olalım. Yardımcı olalım. Yani kesinler <laughs> desinler ki bize Kastamonu'da şurada eksiğimiz var. Siirt'te şurada eksiğimiz var. Muğla'da şurada eksiğimiz var. Biz de katkı sağlayalım. Derdim bu. Yani yarışalım yine. Yine yarışalım. Ama sandık güvenliği için birbirimize destek olalım. Nasıl bu kadar kendinizden eminsiniz? Seçim ikinci tura kaldı diyorsunuz ya. Tabii kaldı canım. Hiç kaçarı yok. Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım ikinci tura. İkinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Bunu görüyorum ben. Sokakta görüyorum ben bunu. Yani bugün e, turizm fuarındaydık. belik düzündeydik. Ben bunu görüyorum. Gençlerle gençlerle birlikte yapacağız bunu. Buna inanıyorum ben. Hiçbir sıkıntı görmüyorum burada. Bakın tekrar geleceğim ilkeye. Bakın tekrar ülkeye geleceğim. Şimdi bu ülkede yapılan bir yanlış iş var. Fetöyle ile mücadelede. <laughs> bu iktidarla bu muhalefetin birbirine ne kadar benzediğini anlatacağım şimdi size. İktidara göre ne zaman başlıyor FETÖ ile mücadele? Milat ne zaman? 17-25 Aralık, değil mi? 17-25 Aralık'tan önce ne yaptıysan yap yanına kar kalıyor. 17-25 Aralık'tan sonra yaptıysan cezalandırılıyorsun. Bankasaya para yatırdıysan cezalandırılıyorsun. Paran varsa fetö borsasından basıp parayı kurtuluyorsun ya da elebaşıysan yurt dışına kaçıp Orada yaşıyorsun. Ama burada öğretmen, hemşire, garibansan, bankasaya da para yatırdıysan canını yakıyorlar. Peki şimdi CHP ne yapıyor? Bakın benim eski partim ne yapıyor? Diyor ki onlar da bir milat kurmuşlar. Babacan'a, Davutoğlu'na. Diyorlar ki AKP'den istifa ettiğin tarihten itibaren alırız milatı. Niye? E Babacan'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak. Ya Babacan AKP'deyken Sayın Kılıçdaroğlu'nun demeci var. Seni Yüce Divan'a göndereceğiz diye. Bu özelleştirmelerde onun payı var. Türk Telekom'da onun payı var. Kılıçdaroğlu Babacan'a, Yüce Divan'a gönderecek mi göndermeyecek mi? Gönderecekse neden Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor? Göndermeyecekse AKP'den istifa ettikleri tarihten itibaren baz alacağız. Erdoğan'ı da aklayacak mıyız 2002'den bu yana? Davutoğlu'nu, Davutoğlu'nu Suriyelilerin hesabını soracak mıyız, sormayacak mıyız? Memleket Partisi'ne sorarsan biz soracağız. Biz soracağız hesap. Yüce Divan'sa Yüce Divan. Hesap sormaksa hesap sormak. Peki bir sorum daha var şimdi. Sıkı durum bu soru çok önemli. Sadullah Ergin nereden aday? Ankara. Çankaya'dan, Cumhuriyet'in kalbine hançer. Atatürk'ün Çankaya'sına hançer. Peki, Sadullah Ergin kim? Ali Dibocu. Sadullah Ergin kim? Yargı FETÖ'ye teslim edilirken Adalet Bakanı. Sadullah Ergin kim? Silivri'de e, komutanlara kumpas kurulurken, Balyoz Ergenekon davasında yargıyı FETÖ'ye teslim eden Adalet Bakanı. Ya utanma da kalkmış artık. Size bir şey sorabilir miyim? Peki bir şey bak şurayı sorayım siz ondan sonra sor. Peki şimdi milletvekili yapıyorlar Sadullah Ergin'i. Peki seçilirse geçmişe dönük FETÖ'cülerden hesap sorarken Sadullah Ergin'den hesap sorulacak mı sorulmayacak Biz soracağız. <laughs> Yargıyı niye FETÖ'ye teslim ettin diye. Ya Kılıçdaroğlu aynı AKP'nin yaptığını yapıyor. AKP'de ne rezillik yaparsan yap önemli değil. İstifa ettiğin tarihte miladı başlatıyor. Ondan sonra işimize bakalım.